Geçtiğimiz ay kongresini yapan Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'nin yeni başkanı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri yoğun bir şekilde hala devam ediyor. Bugün de ilk olarak AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'a ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Çelik İş Sendikası'nda 1991 yılında sendikacılığa başlayan, işyeri temsilciliği, baş temsilcilik gibi görevlerinden sonra 2002-2006 yılları arası Karabük Şube Başkanlığı yapan Ragıp Tunç, Kenan Yılmaz'ı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bugünkü ziyaretlerin sonuncusunu ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptı. Başkan yardımcısı Halil Bakkal ile birlikte Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'ni ziyaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse sendika yönetimine başarılar dileyerek her zaman destekçileri olduklarını belirtti. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, açıklanan 100 bin kişide görülen vaka oranı tablosunda birinci sıraya yükselen kentte sağlık hizmetlerinde bir aksama olması yönündeki ihtimalin kendilerini ve hastaları tedirgin ettiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16-22 Ekim tarihleri arasında açıkladığı haftalık vaka oranı tablosunda 552'lik oranla birinci sıraya yükselen Karabük'te günlük vaka sayısı 193'e ulaştı. Üniversitelerin açılmasıyla beraber sosyal hareketliliğin arttığı kentte haftalık vaka sayısı 1351 oldu. Her geçen gün artan vaka sayısındaki artış tedirginliğe neden olurken, bazı vatandaşların buna rağmen kalabalık caddelerde maske kuralına uymadıkları görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün 81 ilde eş zamanlı bir basın açıklaması yayınladı. CHP Karabük İl Başkanlığı tarafından da Karabük basınına servis edilen açıklamada, asgari ücretten verginin kaldırılması için çağrı yapıldı. Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçerek toprak yığınına çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan otomobilde sıkışan sürücü için olay yerine Safranbolu itfaiye ekipleri ile AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeye ait 2500 dönümlük arazide ekimi gerçekleştirilen safranın ilk hasadını yaptı. Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen safran ekiminin ardından ilk hasadın yapıldığı Yazıköy'deki tarlaya giden Başkan Köse, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve müdürlük personeli ile birlikte safran topladı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler aileleri ile birlikte okumanın önemine dikkat çekmek için Safranbolu Her Yerde Okuyor etkinliği düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Safranbolu Her Yerde Okuyor etkinliği kapsamında öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okudu. Kitap okumaya farkındalık oluşturmak ve öğrencilere küçük yaşta kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Misaklı Milli Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve aileler katıldı.